İyi akşamlar diliyorum herkese. Hepiniz hoş geldiniz. KAHAS Mühendislik Kampları Mikro Denetleyici Programlama Çalışmamızın bugün ikinci oturumundayız. Zaten öğrenci arkadaşlarıma bakıyorum, isimleri hep tanıdık. Dün de bizimle birlikteydiler. Dün dersimizin programlama kısmını Atilla hocamızdan dinledik hep beraber. Oldukça güzel bir dersti. Bugün de mikro denetleyici programlama uygulamalarını doçent doktor Habip Şenol hocamızdan dinleyeceğiz. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Hoş bulduk. Gelenleri de bekletmemek adına programımıza başlayalım istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Umarım her biriniz için çok keyifli ve verimli geçer. Sözü uzatmadan Habip hocama bırakmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz ve buyurun hocam. Sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar dün Atilla hocamız basit yapıları, programın dilinin basit yapılarını anlattı size. Ben bugün uygulama yapacağım. Yaptığım uygulamaların da dosyasını burada chat penceresinden paylaşacağım. İndirebilirsiniz. Sınav için belki size yardımcı olabilir. En basit 4 tane örnek yapacağım burada. Oldukça basit 4 örnek yapacağım. Evet arkadaşlar. Burada Arduino Uno'nun Uno kartını kartını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunun da bir simülatör ortamında çizilmiş halini görüyorsunuz. İlk örnekle başlayacağız ve beraber yapacağız. Umarım dün Atilla Hoca'nın size söylemiş olduğu linklerden simülatörü ve programlayıcı yazılımlarını indirdiniz. Çünkü beraber şimdi yapmamız çok, sizin için çok daha iyi olacaktır. Ben hemen öncelikle devreyi, bu ilk örnekten bahsedeyim. Bu ilk örnekte basitçe acaba bu işi yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz onu anlamak için başarabildim mi anlamında. En basit örnek olan bir LED'i yakıp söndüreceğiz arkadaşlar. Hemen simülatörü geçiyorum. Simülatörü bahsedeyim. Aslı şu görmüş olduğunuz alan, bizim devreye kurduğumuz breadboard dediğimiz alan. Yani üzerinde devre elemanlarını yerleştirdiğimiz alan. Solda da gördüğünüz gibi şu pencerelerde gruplandırılmış olarak bir takım devre elemanları var ve bir takım elemanlar var. Örneğin ölçü aletleri, kaynaklar, butonlar ve switchler, pasif devre elemanları, aktif devre elemanları gibi. Output birimleri, çıkış birimleri gibi. Biz şurada ilk Arduino Uno'yu, yani bizim kartımızı şurada mikro penceresi içinde Arduino grubu altında. Şuradan bizim kullandığımız kart Arduino Uno olduğu için bunu çekip buraya bırakıyorsunuz. O kadar basit bir devre elemanı üretmek için. Herhangi bir devre elemanın burada board üzerinde yaratmak için çekip bırakmanız yeterli. Farenizin orta tekerleğiyle bunu zoom edebilirsiniz. Ya da zoom in yapıp yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dün muhtemelen belki Atilla Hoca şuradaki pinlerin görevlerinden bahsetti. Bizim 14 tane sayısal input giriş çıkış pinlerimiz var. Bir de şurada gördüğünüz gibi A0'dan A5'e kadar 6 tane analog girişi sağlayan pinlerimiz var. Analog çıkışları da şurada PWM yazan, bazı kartlarda burada PWM yazmaz, tilde işareti olur. İki tür kart var burada. Arduino Uno kartı var. Bazılarında PWM yazıyor, bazılarında ise tilde yazıyor. Tilde ya da PWM yazan şu uçlardan da biz analog çıkış elde edebiliyoruz. Şimdi ben bu dört giriş ve çıkış örneği için dört tane örnek dört giriş ve çıkış türü için dört örnek yapacağım. Öncelikle sayısal çıkış anlamında bir basit bir LED'i yakıp söndürüyor olacağız. Örneğe geri dönersek dosyada, bakın bir tane LED'imiz var. LED de LED'in anot kısmı 13 numaraya bağlı, pin 13'e, sayısal 13'e bağlı. Diğer ucunda bir direnç bağlayacağız ve toprağa bağlayacağız. En basit de devremiz bu. Hemen geri simülatöre gidiyorum. Dolayısıyla elimizde bir kart olduğuna göre, Arduino Uno kartımız olduğuna göre hemen ne yapacağım? Bir tane de şimdi LED oluşturmam gerekiyor. Arkadaşlar burada bu noktada dikkatli olmanız lazım. Diyotla LED arasında bir fark var. Bakın LED yuvarlak içinde, değil mi? Birbirine çok benzer bunlar. Zaten LED de bir nevi, LED'in de anlamı zaten ışık saçan diyot demek. Arkadaşlar. LED'i şuradan çekip bırakıyorum ve bunu tabii bir takım temel özellikleri burada bahsetmedim. Hemen hızlı geçtim. Sağ tuştan arkadaşlar herhangi bir devre elemanı tutup sağ tuş yaparsanız, mouse'unuzun sağ tuşunu,
özellikler ya da rotate etme özellikleri şuradan görebilirsiniz sağ menüden. Ben şurada LED'in anot ucunu yukarı gelecek şekilde rotate ediyorum. Bakın şurada değişik rotate tipleri var. 180 derece rotate edebilirsiniz. Ve düşey ya da yatayda ters yüz edebilirsiniz, flip edebilirsiniz. Ben şimdi şuradaki devreme uygun olarak anot kısmı yukarıda kalacak şekilde LED'i rotate ettim, çevirdim. Şu anot ucunu 13 numaraya bağlıyorum arkadaşlar. Diğer ucuna bağlanıp bağlamadığını kontrol etmek için şöyle kaydırıyorum. Evet, bağlanmış. Diğer ucuna bir direnç, yani resistor bağlayacağım. Direnci şuradan tutuyorum, buraya bırakıyorum. Sonra bunu şurada örnekte gördüğünüz gibi düşey halde bu. Dolayısıyla ben bunu çevirmem gerekiyor. Hemen yine rotate yapıyorum şuradan. Şuradan bağlıyorum arkadaşlar. Bağlamak oldukça basit. Mouse'unuzu buraya değdirip sonra diğer tarafı değdirdiğiniz zaman bağlamanız gerekiyor. İki ucu değdirdiğiniz zaman kendiliğinden bağlanıyor zaten. Devreye geri dönersem şurada ground var. Yani toprağa bağlamam gerekiyor değil mi? Her devrede bir ortak uç var. Ground. Ground'ı bağlamak için zaten burada ground göreceksiniz. Source kaynaklar kısmında. Bir de iki türlü bunu yapabilirsiniz. Ya buradan ground'ı buraya çekip bırakabilirsiniz. Devre elemanı oluşturur gibi. Ya da kartın üzerinde de hazır ground var. Bakın şurada GND yazan uçlar zaten ground'tır. İki şekilde yapabilirsiniz. Şurada da var bakın. Böyle de yapabilirim. Şunu buradan bağlayıp. Ground ortak uç olduğu için kartın ground'ıyla sizin bu devrenizin ground'ı aynı ground. Yani aynı ortak nokta. O yüzden iki şekilde. Buradan çekip bırakırsam da bu zaten bu ground'la bu ground aynı ground. Fark etmiyor. Devrede öyle gösterdik ama burada böyle yapabiliriz. Devremizi oluşturduk. Bu arada yani gerçek devre, eğer yarın bugün bu kartın aynısından ben de evime alayım derseniz, şu yukarıda gördüğünüz, bunu şurada 100 ohm oluşturuyoruz. Bu 100 ohm tehlikeli bir değer. LED'i burada şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanılmayacak hale yakarsınız diyeceğim ama ışık verme anlamında değil de tahrip etme anlamında yakarsınız LED'i. 100 ohm çok düşük bir değer. Bunun en az 200-300 ohmun üzerinde bir değer olması gerekiyor. Burada 220 demişiz. Ama ben burada parlaklığı görmeniz için 100 ohm kullanabilirim. Neyse tekrar şey yapayım. Yine de değiştireyim bunun değerini. Böyle bir bu nokta önemli çünkü. Yine de simülatörde çünkü arkadaşlar bu çok parlak çıkmıyor. Bu 220'yi koyduğum zaman genelde 100 kullanıyorum ama gerçek devrede bu tehlikeli bir değer. 220 yaptım. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Şurada bakın simülatörü hemen çok tanıtmadan tasarıma geçtik ama şuradaki butonlarda kullanırken aynı zamanda tanıtmış olacağım diye bu evreyi geçtim. Şurada bakın yeni devre oluşturma, var olan bir devreyi açma. Şurada ise arkadaşlar biraz yukarı geldiği için şey yapamıyorum. Bizim chat window'un şeye geliyor yukarı, engelliyor beni. Şurada ise arkadaşlar devreyi kaydetme opsiyonu var. Buradan kaydedeceğim şimdi. Kaydederken de bir isim vereceğiz. Her dosyada olduğu gibi, herhangi bir dosyayı kaydederken yaptığınız gibi bir isim vereceğiz. Örnek 1 diyeyim ben buna. Örnek 1. Kaydettim. Yanlış yere kaydettim, pardon. Şöyle yapalım. Çünkü sizin için şurada bir klasör oluşturmuştum. Örnek 1. Peki. Bu devre kısmı, devreyi oluşturma kısmı ama bunu devrede bu şu devreyi çalıştıracak bir kod yazmam gerekiyor değil mi? Mikro işlemcinin içinde çalışacak ve işte ben ne şekilde bir iş yükü vereceksem bu mikro denetleyici o şekilde çalışacak bir kod yüklemem gerekiyor. Bu örnekte örneğin detayını çok vermedim. Bu örnekte aslında bu örnekte yanıp sönen bir LED yapacağız. Dolayısıyla bu yanıp sönen LED'i bu şekilde yakacak bir kod yüklemem gerekecek. Bu kodu önce yazmam gerekiyor. Nerede yazacağım? Atilla Hoca'nın dün söylemiş olduğu linkten indirdiğiniz Arduino'nun kendi yazılımı var. Şurada gördüğünüz. Onun üzerinden yazacağız. Arkadaşlar. Burayı açtığınız zaman daha başta iki tane karşınızda biz bunları blok diyoruz. Kod bloğu diyoruz. İki tane kod bloğu. İçi boş olan kod bloklara gelecek. Bir setup olan, bir de loop olan. Adları setup ve loop olan iki tane kod bloğu gelecek.
Setup kısmında, setup kısmı bir defa çalıştırılan bir kod bloğudur. Bunun içinde ilk ayarlar, yani çalıştırılırken, sizin kodunuz çalıştırırken ilk ayarlar ne olması gerekiyorsa, biraz sonra detayına gireceğim, onlar bir defa çalıştırılacak. Mesela LED bir çıkış birimidir. LED'in bağlı olduğu pin çıkış yönünde yönlendirecektir bilgisi burada verilecek ilk defa. Devamlı çalışacak kodlar ise şu loop kod bloğu içerisinde yazılır. Şimdi örneğe geri dönecek olursak, bakın, pin mod komutuyla, dün bunu Atilla Hoca anlatmış olması lazım. Pin mod komutuyla aslında LED'in bağlı olduğu pin çıkış yönünde mi yönlendirilecek, giriş yönünde mi yönlendirilecek? Bu bilgiyi veriyoruz pin mod komutuyla. LED bir çıkış birim olduğuna göre, tıpkı ekran gibi, ekrandan farkı ise LED bir bitlik bir bilgiyi bize verir. Ama ekran tabii ki çok büyük bir bilgiyi öğrenmemizi sağlar. Görüntü gibi arkadaşlar. Dolayısıyla aslında LED ile nitelik olarak LED ile ekran arasında bir fark yok. İkisi de çıkış birimi bizim için. Dolayısıyla şuradan başlayalım. Pin modla başlayalım. Ama bundan önce bakın yukarıda bir define direktifi var. Define direktifi aslında şunu yapıyor. Ben kodumun içinde bir takım sözcükler kullanacağım ama bu sözcükler bir takım sayılara karşılık gelecek istiyoruz define direktifiyle. Yani bunun makinenin kendi diline çevrilirken bu sözcüğü şu 13 değeriyle, burada gördüğünüz gibi 13 değeriyle değiştir. Şu an ben buraya LED pin yazıyor olabilirim. Bu sözcüğü kullanıyor olabilirim. Ama makinenin diline çevrilirken bu yazdığımız kod LED pin sözcüğünü 13 değeriyle değiştir anlamına geliyor bu define. O zaman şu hemen yukarıya ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok pardon arkadaşlar, ışığı açmam gerekiyor. Evet, define diyelim. Evet, LED pin yazıyorum. Bir sonraki örneklerde bunları copy paste yapacağım. Sadece size gerisini açıklayacağım. Hızlı olmak adına arkadaşlar. Pin mod, LED pin output. Burada söylemem gereken bir şey var. O da şu arkadaşlar. Bu aslında kullanmakta olduğumuz dil C'den evrimleşmiş bir dil. C'den dönüştürülmüş bir dil. Aslında altta bir C dilini kullanıyoruz. Bunu söylememdeki amaç şu. C dili bir duyarlı bir dildir. Ne demek duyarlı dil? Büyük harf, küçük harf duyarlılığı olan bir dil. Yani şunu söylemek istiyorum. Şurada pin mod komutunu ben kalkıp canım istediği gibi yazarsam, mesela mod sözcüğünün baş harfi olan M'yi küçük harfi yaparsan bunu tanımaz. Burada nasıl görüyorsanız o şekilde yazmanız lazım. Pin modda M harfi büyük olacak. Zaten bunu tanıdığı zaman bakın bir ne denir? Portakal rengine dönüşecek. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu tanıdım anlamında. Bu renklerin de birer anlamı var. Siz kendi keyfinize göre bunu yazarsanız maalesef burada problem yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi P'yi büyük yaptım, yine tanımadı. Dolayısıyla bu gördüğünüz gibi yazmanız gerekiyor. C bir duyarlı dil olduğu için bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Komutları kendi keyfimize göre yazmayacağız. Ana döngü, ana loop, ana blok içerisindeki kodları yazarsak, onları da açıklayarak gideceğim. Ana döngü, yani loop dediğimiz döngü, sonsuza kadar, yani elektrik verildiği sürece bizim kartımıza çalışacak kısım. Burada digital write'la digital write, bakın yine tanıdı. Genelde temel kural şu. Eğer bir komut ismi çift sözcükten meydana gelmişse, iki sözcüğün yan yana gelmesinden meydana gelmişse, burada gördüğünüz digital ve write var. Genelde ilk sözcük küçük harf ve ikinci sözcük de büyük harfle başlıyor. Burada genel kullanım bu şekilde. Digital write ve digital write'da LED pin high yazmışız. Bunu hemen açıklayayım ne demek istiyor. Ben diyor
LED'in bağlı olduğu LED pin. Neydi o? 13. 13 nolu pin. 13 nolu pine sayısal bir değer yazacağım. Digital Write'dan kastettiğimiz o. Sayısal değer iki seviyeli oluyor. Bizim bilgisayarda iki seviye var. Mantık 1, mantık 0 dedim. Ya da yaygın tabiriyle evet, hayır dediniz. Yes, no dedim. Ne dersiniz? Deyin ismine. High, low. Burada high, low olarak geçecek. True, false diyebilirsiniz. İki seviye var. İki seviyeden hangi değeri yazmak istiyorum buraya? Tabii bunun voltaj, yani elektrik değeri 0 volt, 5 volt. Yani 0 volta biz low diyeceğiz. 5 volta high diyeceğiz. True, false diyeceğiz. Yani yes, no diyeceğiz. Nasıl derseniz deyin. Dolayısıyla bizim burada olumlu olan, olumlu baktığımız değeri LED pine göndereceğiz. Yani olumlu dediğimiz artı 5 volt. Bir nevi voltaj değeri olarak pinin bağlı olduğu, LED'in bağlı olduğu pine artı 5 volt göndereceğiz. Bunu bu komutu kullanarak. Digital write, yani sayısal bir değer yaz. Nereye yaz? LED'in bağlı olduğu pine yaz. Ne yaz? High. Yani true değeri yaz. Peki bu voltaj değeri olarak neye karşılık geliyor? Artı 5 volt karşılık geliyor. Yani bu kod yardımıyla bir nevi LED'e artı 5 volt uygulamış olacağız. Yani LED'in ışık vermesini sağlayacağız. Evet. Bunu gözlemlemek için bir müddet beklememiz gerekiyor. Delay burada bir gecikme sağlayacak bekleme için. Göz algılasın diye LED'in ışık verdiğini. Delay'in içinde bir zaman yazacağız. Bunun birimi milisaniye. 1000 milisaniye tabii ki 1 saniye demek. Dolayısıyla 1 saniye bekle demiş olduk burada. Bu defa arkadaşlar LED'i söndürmek isteyeceğim. Az önce yanıyordu. 1 saniye sonra LED sönsün. Nasıl burada high veriyorsak LED'in yanması için, sönmesi için de low vereceğiz. Low elektriksel karşılığı 0 volt. LED'e 0 volt vermiş olduk. Yine bir müddet daha bekliyorum. Bu müddet ne kadar? Yine 1 saniye. Böylelikle ilk projemi tamamladım arkadaşlar. Bunu az önce simülatör dosyasında yaptığım gibi bunu da kaydetmem gerekecek kendi klasörümü. Klasörüm de, bu ders için masa üstünde Lise Campo isimli bir klasör oluşturdum. Örnek 1 diyeyim. Örnek 1. Buna program diyeyim. Program. Şöyle bir isim vereyim. Evet. Arkadaşlar buradan sonra bunu acaba doğru mu yazdım, yanlış mı yazdım kontrol için şuradaki verify dediğimiz butondan yazılımının doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Şuradan basacağım. Evet. Menülerden de bunu bulabilirsiniz ama buradaki kısa yol butonundan rahatça yapabilirsiniz. Biraz zaman alacak. Yani şuradan alttan kontrol, bakın bekliyoruz. Bu işlem tamamlandığı zaman eğer tamamen beyaz renkli uyarı mesajları gelmişse bu tamamdır. Bir yazım hatanız yoktur. Eğer kırmızı renkte bir takım uyarılar geliyorsa o kırmızı renk uyarıları bakarak nerede hatalı yazdıysanız oraları düzeltmeniz gerekecek. Biraz zaman alıyor. Evet, geldi bakın. Tamamen beyaz. Ben kasten şuradaki pin modun M'sini küçük yapayım. Kasten hatalı yapayım. Bunu bir daha verify edeyim şuradan. Evet, bakın burada kırmızı hemen geldi, orada hatalı yazdığını uyardı. Görüyorsunuz. O satırın üzerinde duruyor zaten. Altta da ona ilişkin bir takım uyarı mesajları veriyor. Bakın pin modun burada tanımlı olmadığını şeklinde burada uyarı veriyor. Siz zaten o zaman anlayacaksınız. Burada bir hatalı yazım var. Hemen M'yi büyük yapmanız gerektiğini burada düzelterek bir daha bunu verify edeceksiniz. Normalde fiziksel bir bağlantı varsa, yani gerçekten bu kart elimizde varsa, programlayacağım kart ve ben bunu bir programlamak için kullandığım kabloyla bilgisayarımı bağlamış ise, o zaman sadece buradan upload using programı ve seçmem yeterli. Ama şimdi simülatörde bunu yapamayacağız. Simülatör olması durumunda, yani diğer simülatör programına ben bir şekilde bu kodu yüklemem gerekiyor. Kodu yükleyebilmem için bunu makine diline çevireceğim. Makine diline çevirmiş olan dosyayı diğer taraftan yüklemeye çalışacağım. Onu yapmak için de burada Export Compile Binary'i seçeceğim menüden. Bunun ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Bakın Sketch'ten
Şunu seçiyorum. Export Compile Binary'yi. Bu şimdi yapıp bitirecek. Bitirdiği zaman bakın. Bu ne demek şimdi? Benim o oluşturduğum klasöre gideceğim şimdi. Az önce bu isimle kaydetmiştim. O isimle bir klasör oluşturmuş olacak. Şu az önce yazdığım program. Şu program yani. Arduino dilinde yazılmış olan program. Peki makine diline çevrilmiş olan ne? Uzantısı hex olan dosya. Şurada görmüş olduk. Bunu sizin için açmak istiyorum. Tamamen sayılardan oluşan. Ama nasıl sayı? Aslında 0-1 dizisinden oluşan bir sayı ama bunu çok uzun tutmasın diye 16'lık tabandaki rakamlarla. Nedir o rakamlar? 0'dan 15'e kadar. Ama bizim bildiğimiz rakamlar 0'dan 9'a kadardır. Ondan sonraki ne oluyor? 0'dan 9'a kadar normal rakamları kullanıyoruz. Ondan sonrası değeri 10 olan A rakamı. A artık bizim alfabedeki A değil. A rakamı 16'lık tabanda değeri 10 olan bir rakam olacak. B rakamı ise değeri 11 olan rakam. C 12. Bu şekilde giderseniz 15'e kadar F rakamını elde edersiniz. Şimdi bu dosyayı açtığınız zaman böyle rakamlar göreceksiniz. 16'lık tabanda gördüğünüz gibi bunların tamamı 16'lık tabanda rakamlar. Tamamen sayılardan oluşan ama makinenin sadece anlayabileceği, bizim anlayamayacağımız, kolayca anlayamayacağımız bir makine diline çevrilmiş bir, yani burada yapmak istediğim her şey makinenin kendi diline çevrilmiş olarak bu dosyanın içinde var. Şimdi ben bunu alıp simülatörü yükleyeceğim. Nasıl yükleyeceğim? Simülatör tarafına geçiyorum. Bu kartı tutuyorsunuz. Sağ menüden, mouse'u tuttunuz, seçtiniz. Sağ menüden Load Firmware seçerek Hex'in nerede olduğunu bulmak. Bakın zaten hemen burada Hex dosyasını arıyor. Uzantıyı hemen söylemiş. Neredeydi? Masa üstünde arkadaşlar. Lise kampı diye bir klasör oluşturmuştum ben. Onun için de örnek birinin içine giriyorum. Bakın şurada Hex'i buluyorum. İki tane Hex göreceksiniz. Herhangi bir Hex olması yeterli. Bunun diğer versiyonu, diğer Hex. Birinci Hex'i birazcık daha detaylı olarak detaylandırılmış hali. O yüzden ikisinden biri bu işi yapmanız için yeterli olacaktır. İkisinden birini seçmeniz yeterlidir. Ben birinciyi seçtim ve tekrar bu dosyanın petini yolunu tutsun diye şuradan yol bilgisini tutsun diye bunu bir daha buradan kaydediyorum. Ve sonra şu kırmızı butonu basarak çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Gözlemleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. Burada bir şey atladım. Tabii çalıştırdıkça, bir takım örnekler yaptıkça anlatayım diye. Çünkü zamanımız dar. Telaşım da onların aslında. Dar zamanda bir şeyler yapmak zorunda olduğumuz için. Şurada gördüğünüz gibi yanıp sönen bir küçük bir LED var. Bu fabrikasyon olarak gelen bir LED. Yani bunu siz bağlamıyorsunuz. Bu doğrudan şu 13 nolu pine bağlı olan bir LED. Fabrikasyon olarak bu kart dizaynı yapılırken fabrikasyon olarak 13 nolu pine bağlı olan bir LED var burada. Bunu siz çıkartamıyorsunuz. Hazır bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi bu ilk örneğimiz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Soru varsa onları alabilirim. Sonra ikinci örneğe geçeceğim. Daha çok orada copy paste ile gideceğim. Çünkü oluşturmak, kartı şurada dizayn edeceğim ama kodu yazmakla vakit geçirmemek için orayı sadece kodu açıklayacağım arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Yok. İkinci örneğe geçiyorum o zaman. İkinci örnekte arkadaşlar biraz smart yapayım. İkinci örnekte bu sefer az önceki örnek bir sayısal çıkış. Yani LED'de bir sayısal çıkış. Bir bitlik yanıp sönme. LED'e bir mi verdik, sıfır mı verdiğimizin örneğini birinci örnekte yapmıştık. İkinci örnekte bu sefer hem giriş hem çıkış. Şu butonla bir bitlik giriş yapacağım arkadaşlar. Ve bu butondan aldığım bilgiyi bir şekilde başka bir bilgiye çevirip LED'den göreceğim bunu. Aslında basit olarak butonun tersi olan bir bilgiyi LED'den görmek istiyorum. Eğer butonu bastıysam bir içeri almışım demektir. Yani buton basılı içeriye bir bilgisi aldım. Evet bilgisi, hay bilgisi aldım. Bunun tersini LED'de görmek istiyorum. Böyle basit bir örnek. Şimdi hemen oraya geçelim arkadaşlar. Öncelikle bu devreyi hemen dizayn etmek istiyorum. Bakın butonu ben nereden almışım? İki nolu pinden almışım. İki nolu pinden. Bunu durduruyorum. Aynı örneği kullanarak arkadaşlar. Şunu şuraya çekeyim. Bu defa bir buton oluşturacağım. Bu arada dikkat edin. Şu butondur, bu switch'tir. Ben butonu kullanacağım. Butonun bu tarafına bir 5 volt bağlayacağım ki buton basıldığı zaman aslında pine, 2 nolu pine
5 volt uygulamış olayım. 5 volt ne demekti? Logic 1'di değil mi? Yani high, yani var yok prensibine göre var anlamına gelen bir değer idi. Evet. Hızlıca hemen yapıyorum. Sonra toprağı ile her seferinde şu grant'dan almak zorundaysınız. Bu sefer isterseniz farklılık olsun diye şurada grant bağlıyorum. Bunu yapmakla şuraya şu GND'yi bağlamak aynı şey. Fark etmiyor. Bunu bağlamayabilirsiniz. Şuraya bağlarsınız. Diğer tarafa artı 5 volt vermem lazım. O da bakın dikkat ederseniz kartın üzerinde hazır şurada. Buradan çekeceğim. Hazır kartta var bu. Şimdi devreyi anlamaya çalışalım. Ne demek istiyoruz burada? Ben çalıştırdığımda eğer bu butonu şöyle basmış ise bu şekilde butonun sol tarafında bakın artı 5 volt var. Butonu basmak demek butonun iki yakasını birbirine ne yapmak demek? Temaslı hale getirmek demek. Değil mi? Bakın. Yani kısa devre yapmak demek. Bu kısa devre olduğu zaman bu artı 5 volt şu direncin üzerine düşer ve bu 5 voltluk değer de nereye alınır? Şu 2 nolu pinde bu 5 voltluk değeri görmüş oluruz. Biz bunu yazılımla da okumak istersek buton basılmış olarak bu bilgiyi okuyacağız. Buton basılmamışsa zaten şu direnci üzerinde 0 volt var. O zaman da 0 göreceğiz. Bu kadar basit. Hemen bunu kaydediyorum arkadaşlar. Bir sonraki örnek için kodu biraz revize etmem gerekecek. Kodu revize edeyim. Umarım bunu resim olarak almamışım. Değilse de hemen yazacağım arkadaşlar. Bunu Word dokümanı açayım. Copy paste yapabilirsem. Maalesef bunlar resimmiş. Resim olarak almışım. Neyse. Şu define diyelim. Define'le bir sefer ne yapacağım? Butonun bağlı olduğu pini de define edeceğim. Burada hani tanımlayacağım. Bu sözcüğü kullanmak istediğimi orada belirteceğim. Onu da ikiye bağladık. Şurada gördüğünüz gibi. Buton pini diyelim. Evet. Hemen söyleyelim. Butondan bir sinyal alma amacında olduğuma göre. Aslında buton, buradaki buton sizin bilgisayarınızın klavyesinden çok farklı değil. Yapı olarak diyorum. Yani input output tanımlama açısından sizin klavyenizden bir farklı bir yapıya sahip değil. Nasıl klavyenizden bir bilgi girişi yapıyorsanız bilgisayarınıza, butondan da aslında bir bilgi girişi yapıyoruz. İçeri tek farkı, içeri bir bitlik bir bilgi giriyoruz. Dolayısıyla buton bir giriş birimi arkadaşlar. LED çıkış birimi, buton giriş birimi. Bunu niçin özellikle vurguluyorum? Buraya yön bilgisi girmemiz gerekecek şimdi. Butonu olduğuna göre, elimizde bir buton olduğuna göre, butondan bilgi girilmesi gerektiğine göre, bilgi girilmesini beklediğime göre, dolayısıyla buton ne olacak? Burada input olacak. Dışarıdan içeriye, biz kendimizi programcılar kendilerini yazılım alanında, yani o şu kartın içinde oturuyormuş gibi hissedeceğiz, şunun içinde. Şu dış dünya, burası iç dünya. Biz iç dünyada oturuyoruz. Programcılar bu iç dünyada oturuyor. Kullanıcılar dış dünyada. Biz programcı olduğumuza göre şu iç dünyadayız. Yani yazılımın yapıldığı şu iç dünyadayız. O mikrokontrolün içindeyiz ve dış dünyadan bilgi almak istiyoruz. Böyle bakarsak yönleri çok kolay çıkartabiliriz. Buton dışarıda ve dışarıdan ne yapacağız? Arkadaşlar içeriye bilgi almak isteyeceğiz. Basıldı mı basılmadı mı onu algılamaya çalışacağız. Bir takım değerleri LED'e göndermek istiyoruz dış dünyaya. O zaman LED neymiş? Output yani çıkış birimi. Buton giriş birimi. Bunları öncelikle bir şey yapmamız lazım. Kavramamız lazım. Bu yön bilgilerini vermek için. Doğru bir şekilde vermek için. Şimdi hemen programa geliyorum. Bakıyorum. Bir de bool var. Bakın bool. Hemen veri tiplerine umarım bunu da verdi Atilla hocamız dün. Bool arkadaşlar. İşte bu iki seviyeli veri tipini tanımlamaya yarıyor. Bool yani logic, mantıksal değerleri, işte yes, no, true, false, işte ne bileyim, evet, hayır, high, low veri tiplerini tanımlamak için bool'u kullanıyoruz. Bool. Dolayısıyla hemen şurada bool diyorum. Bu mantığın babası olan bool, yani mantık babası boolean da yazılıyor. Bool'dan geliyor aslında bu. Bu veri tipi. İki seviyeli veri tipini gösteriyor. Bool diyorum. Buton durumu. Butonun durumunu öğrenmek için. Şu an basıldı mı basılmadı mı?
buton durumu tanımladım burada. Ve ben bunu butonu buradan okuyacağım. Az önce nasıl LED'i yakıp söndürmek için digital write kullandım. Bu sefer read okuyacağım. Dışarıdan okuyacağım. Demek ki sayısal bir bilgiyi dışarıdan okumak için, yani sayısal bilgiyi içeri almak için ne yapacağım? Read'i kullanacağım. Yine bakın turuncu renge döndü. Doğru, demek ki doğru yazdım. Ne, hangi pinden okuyacağım bunu? Buton pininden okuyacağım. Butonun durumunu okuduktan sonra, buton basıldı mı basılmadı mı durumunu gösteren iki seviyeli arkadaşlar. Buna bağlı olarak bir şeyler yapacağım. Neydi mantığım? Buton eğer basılmışsa led sönük olsun. Buton basılmamışsa led yanık olsun. Işık veriyor olsun. Hemen bunu yapalım. Butonun durumunun tersi. Tersi diyebilmek için arkadaşlar ünlem. C'de yani not dediğimiz, değil dediğimiz. İki türlü not var. Bu bir bitlik, yani bir mantıksal bir bool değişkeninin tersini söyleyebilmek ünlemle yapacağız. Bir de tilde şeklinde olan bir işte 8 bitlik, 16 bitlik sayıları, bir tam sayıların bitlerin tamamının tersini almak için tilde kullanıyoruz. O ona bitwise not diyoruz. Burada ise bir bitlik bir değişkeninin tersini almak için ise bir bitlik bir değişkenin tersini almak için ise ünlem kullanıyoruz. Bunu daha açmak istedim ama vaktimiz biraz dar. O yüzden burada hemen, çünkü bunları if condition'larda nasıl kullanırız onlara girmek istedim ama zamanımız dar olduğu için oraya giremeyeceğim şimdi. Dolayısıyla programımız bu kadar kısa olacak. Şurada gördüğünüz gibi. Yani ne oldu? Özetlersek şuradan butonu okuyoruz. Okuduğumuz duruma göre tersini alarak şurada LED'e veriyoruz. Eğer bu butonu 1 olarak okumuşsak, yani buraya high ise, high'ın tersi burada low oluyor. LED'e low gittiği için LED sönüyor. Eğer bunu low okumuşsak, low'un tersi burada high olacak ünlemden dolayı. Bu high da LED'i ne yapacak? Yapacak. Butonun tersi mantığını görmüş oluyoruz. Hemen yazdığım acaba doğru mu? Yani yazım hatası yaptım mı? Onu şurada verify'da varmış. Nerede hata yaptım? Buton pini. Bakın iyi unutmuşum burada. Onu tanımadı. Yukarıda buton pini demiş ama burada buton pin demişim. Dolayısıyla yanlış yazmışım. Hemen orada hatalı yazdığımı uyardı. Şimdi değerlenmesini bekliyorum. Şurada mesaj çıkacak. Tamamen beyaz mesaj çıktığı zaman tamamdır. Bunlar sadece uyarı mesajları ve bilgilendirme mesajları. Buradan bu yeni durum için ne yapacağım arkadaşlar? Bunun makine dilini çevirmek için şurada arkadaşlar seçiyorum. İşini bitirdiği zaman tekrar beyaz renkte mesajları yayınlayacak. Evet. Her şey yolunda. Bu sefer simülatör kısmına geçiyorum. Yine load diyorum. Firmware. Buradan yüklüyorum hex dosyasını ve çalıştırıyorum. Şu an bakın buton basılı olmadığı için, örneğin başında söylemiştim. Ters mantık var demiştim. Yani bu basılıyken, yani high aldığım durumda içeriye, evet true değeri aldığım zaman led sönük olacak. Bu basılı olmadığı zaman, yani false aldığım zaman, hayır aldığım ya da low aldığım zaman led yanık olacak. Şu anki butonun pozisyonu içeriye herhangi 0 volt alıyorum. Yani bir basılı değil. Dolayısıyla led yanık. Buna bastığım anda led sönecek. Gördüğünüz gibi. Ters mantık. Evet. Bilmiyorum arkadaşlar bana yetişebiliyor musunuz? Ben hızlı hızlı geçiyorum ama. Umarım yetişiyorsunuzdur. Üçüncü örneğe geçelim. İlk iki örnekte bir daha özetlemek istiyorum. İlk iki örnekte sayısal giriş ve sayısal çıkış yapmış olduk. Önce birinci örnekte sayısal çıkış, ikinci örnekte buton ekleyerek hem sayısal giriş hem sayısal çıkış yaptık. Üçüncü örnekte arkadaşlar analog çıkış yapacağım şimdi. Analog çıkış. Bakalım bunu nasıl yapacağız. Bakın yine LED ile yapacağım ama bu sefer LED bir analog sayısal çıkış değil de analog çıkış göstermek için yapacağım. Şimdi hemen şu kurduğum devreyi bir daha siliyorum. Sadece LED kalacak. Ama bu defa 13'ten kullanamam. Bir sebebini şimdi açıklayacağım size. 13 değil de 11'i kullanıyorum. Neden? Şu PWM olan uçlardan birini kullanmak zorundayım.
Burada PWM olan uç hangisi var? En yakın 11 var. Analog çıkış için PWM yazanlardan birini kullanmak zorundayım. Şimdi bu örnekte LED'in parlaklığını yavaş yavaş arttırıp yavaş yavaş söndüreceğim. Bakın true false değil. Var yok değil. Yani LED ya yanıyordur ya yanmıyordur değil. Ara değerler var. Yavaş yavaş arttırıyorum, yavaş yavaş azaltıyorum. Analog demek bu demek zaten. Yani iki nokta arasında sonsuz ihtimal olabilir demek. Yani LED'in parlaklığı tamamen sönük ve tamamen yanık arasında kaç seviye var? Sonsuz, gerçekte sonsuz seviye olabilir. Ama burada ben azar azar arttırıp azaltacağım. Analog çıkış bu demek zaten. Dolayısıyla analog bu örnek için şimdi devremi tamamladım. 11 PWM'den aldım. PWM ucu en yakın PWM ucu bu. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi örneğime geçiyorum. Yine bu sefer 11 nolu pinden aldığımı söylemek için bunu siliyorum. LED pini 11 demişim. Çünkü PWM kullanmak amacındayım. PWM'in ne olduğunu şimdi açıklayacağım size. Şu an çizme şansım yok ama. Boyut setup. Şimdi setup kısmı boş kalıyor. Neden boş kalıyor? Arkadaşlar setup'la yönlendirme bilgisini sadece ve sadece sayısal giriş ve çıkışlar için yapmalısınız. Analog giriş ve çıkışlar farklı yerlerden yapıldığı için şurada. Bakın analog çıkışları PWM uçlarından yapıyorum zaten. Analog girişleri şu A0'dan A5'e kadar olan uçlardan yaptığım için onların yön bilgilerini vermeme gerek yok. Zaten buraya bir şu A0'dan A5'e kadar olan yerden bir bağlantı yapmışsam giriştir o. Eğer analog bir çıkış yapma amacındaysam ve PWM uçlarından birine bağlanmışsam zaten çıkış amaçlı kullanmışımdır. Dolayısıyla analog giriş ve çıkışların bağlantılarını zaten bağlantı noktalarına göre belirlemişim. Dolayısıyla onların yön bilgisini vermeme gerek yok. Yön bilgisini neler için veriyorsunuz? Dijital giriş ve dijital çıkışlar için veriyorum. Dolayısıyla eğer dijital amaçlı bir kullanım varsa o zaman setup kısmında yön bilgisi vermek zorundayım. Şimdiki bağlantı şekline göre ve PWM kullanmak istediğime göre zaten bu çıkış, analog çıkış amaçlı kullanıyorum. Şimdi bakalım bunu nasıl yapacağım? Şimdi void loop'ta byte sayaç diyorum. Şunu hemen yazalım. Bir tane byte ne demek? Bu veri tipinde söyleyelim. Bu bizim Arduino programı dilinde byte 8 bitlik sayı demektir. Şimdi bu veri tiplerinin tabii anlatmak için uzunca bir zamana ihtiyaç var ama burada hemen hızlıca anlatıyorum arkadaşlar. For dün for'u gördünüz diye düşünüyorum. 0'dan 254'e evet. Evet. Analog write. Evet. Şimdi bu analog write anlatalım. Arkadaşlar. Analog write. Bu burayı biraz detaylandırmam gerekecek. LED pini diyelim. Yazdıktan sonra hemen detaylandıracağım size. Evet. Aynısını bu sefer kopyalayacağım. Diğer kısmı yapacağım. O da 255'ten 1'e kadar. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen bunu detaylandırayım. Burada ne yapmak istiyoruz? Niçin böyle bir kod yazdım? Şimdi arkadaşlar şu kısımda bir for döngüsü var. Bu kısımda da bir for döngüsü var. Her bir for'da, birinci for'da bir kere LED'in parlaklığını yavaş yavaş arttırma amacım var. İkinci for'da ise LED'in parlaklığını yavaş yavaş düşüreceğim. Bu böyle elektrik verdiğim sürece karta bu böyle devam edecek. Yavaş yavaş artacak, yavaş yavaş sönecek. Yavaş yavaş parlaklığı artacak, yavaş yavaş sönecek. Şimdi
Bunu anlamadan önce PVM'in ne demek olduğunu anlatayım. PVM. Şurada kartın üzerinde yazdığı üzere PVM. PVM demek Pulse Width Modulation. Yani darbe genişlik modülasyonu. Şöyle düşünün. Bir periyodik bir darbe düşünün. Kare dalga düşünün. Darbe demeyelim de kare dalga. Periyodik bir kare dalga düşünün. Belli bir periyodun yarısı kadar bir olsun bu kare dalga. Periyodun yarısı kadar da sıfır olsun. Buna umarım herkes anlıyor ne demek istediğimi. Periyodun yarısı kadar, şimdi çizme şansım olmadığı için basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Periyodun yarısı kadar bir, yani artı beş voltta duran, geri kalan yarı periyotta ise sıfır voltta duran bir kare dalga düşünün. Şimdi ben şu şeyle, koddaki şu analog write'la arkadaşlar, bu periyod, bu darbenin şu bu örnekte periyodun yarısı kadar olan bu dediğim örnekte darbenin genişliği tam periyodun yarısı kadar değil mi? Aslında analog write'la ben bu darbenin genişliğini periyoda göre oranlayarak arttırıp azaltabilirim. Eğer ben buraya şuraya 255 değeri verirsem darbenin genişliği periyodun tamamı kadar olacak demektir. Eğer ben buraya sıfır verirsem, darbenin genişliği sıfır. Yani hiç sinyal yok. Tamamen sıfır. Bunu yavaş yavaş arttırırsam bir yaptım, birazcık daha geniş. Yani sıfır değil darbenin genişliği. Yani o oraya darbe diyelim. O gördüğünüz pencereye. Kare dalganın o tek bir penceresini darbe dersek. Onun genişliği sıfır değil de artık. Bir. Çok ince bir çizgi gibi düşünün. Bunu arttırdıkça darbenin genişliği giderek artıyor. Üç yaptım, dört yaptım. 5 yaptım vesaire giderek arttırdım. Maksimum değer 255. 255 yaptığım zaman periyodun tamamını kaplayacak şekilde bir darbenin genişliği oluyor. Darbenin genişliğini arttırmış oluyor. Yani tamamen DC bir, değil mi? Tamamen bir olan bir sinyal uygulamış oluyor. Şimdi bu bize ne sağlar? Bu aslında ortalamada uygulamış olun. Nasıl bir cihazı uyguluyorsunuz? Burada LED'e uyguluyoruz. Belki bir DC motora uyguluyor olabilirsiniz. Uygulamada bağlı olduğu cihaza ortalamada aktarılan DC gücün ortalama değerini arttırıp azaltıyorsunuz bu yolda. Eğer bu bir LED'e bağlıysa, LED'e diyelim ki bu sıfır, LED'e bağlıysa bu, ortalamada LED'e hiçbir şey vermiyorsunuz demektir. Darbenin genişliği çünkü sıfır. Hiçbir elektrik uygulamıyorsunuz oraya. Dolayısıyla elektronik. Bunun tamamı bir 255, yani burası 255 ise darbenin genişliği tam periyoda olacağı için maksimum güç veriyorsun demektir. LED'in parlaklığı o maksimum güç ne kadar parlak gözüyor o kadar vardır. Peki ara değerler için ne olacak? Parlaklıkta ortalama gücü düşürdüğünüz için LED'in parlaklığı da ona göre düşecek. Dolayısıyla bu geçişi neyle sağlamış oluyorum? O darbenin genişliğini arttırıp azaltarak ne yapmış oluyorum arkadaşlar? LED'in parlaklığını arttırmış, azaltmış oluyor. Bizim Arduino boardlarda, kartlarda analog çıkışı bu şekilde sağlanıyor. Çünkü darbenin genişliği bir aslında her ne kadar burada 256 seviye gibi olsa da 256 seviye gibi olsa da bir analog bir sinyal vermiş oluyorsunuz darbe genişliğine bağlı olarak. Dolayısıyla 256 seviyeli seviyeye bağlı olan bir nevi analog çıkış vermiş oluyorsun. Aslında analog çıkış tabii ki sonsuz ihtimal gerektiren bir durum ama burada 256 seviyeyle bir nevi analog çıkış yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben bunu tabii benim örneğimde sayaçla bunu yapıyorum. Sayaçla. Bu for döngüsü, dün bunu Atilla Hoca anlattı. Anlattığını düşünüyorum. For döngüsünde bakın ilk aşaması sayaç nereden nereye? Sayaç sıfırdan başlayacak, 254'e kadar gidecek ve her adımda 1 artacak. Yani for döngüsünün birinci adımında sayacın değeri 0, burası 0. Yani darbenin genişliği 0. Yani LED sönük. 1 olduğu zaman LED birazcık daha parlak. Yani tam sönük değil de birazcık. Yani belki gözle bile algılayamayacağız ama teorik olarak birazcık daha parlak. 2, 3, 4, 5 derken buradaki for döngüsünün her bir adımında giderek arttıracağız ve en son 254 olacak. 255 nerede? 255 bir sonraki döngüde bakın. Oradan devam ediyor. 254 hemen hemen en parlığa çok yakın bir noktada LED'in parlaklığını göreceğiz.
Gözle bunu algılayabilmek için her döngü adımını, bir sonraki döngü adımına geçerken 10 milisaniyelik bir göz algılama payı bırakıyoruz. Bekleme süresi bırakıyoruz. Bir sonraki döngüde ise arkadaşlar 255'ten geriye doğru sayıp yavaş yavaş aşağıda ters mantıkla aşağı doğru ne yapıyoruz? Parlaklığı azaltıyoruz. Peki. Şimdi ben bunu çalıştıracağım. Bundan önce yazım hatam var mı? Hemen şurada verify butonuna basarak bakıyorum arkadaşlar. Evet. Yokmuş. Buradan export compile binary'den bunun makine diline çeviriyorum tekrar. Ve öbür taraftan yani simülatörden bunu yükleyeceğim. Bu arada bazı arkadaşlar simülatörün yeni versiyonunu indirmiş, kurmuş olabilir. Onda bunu yapmadan yükleme opsiyonları da var. Ben yapmadım bunu tabii, indirmedim henüz. Dolayısıyla ben böyle anlatıyorum. O opsiyon burada olmadığı için. Şimdi bunu çevirdi. Ben buradan arkadaşlar load firmware'e yükleyeceğim. Ya da eğer pet değişmiyorsa her seferinde aynı dosyayı güncelliyorsunuz. Bakın burada başka opsiyon daha var. Reload firmware var. Yani her seferinde o pete gitmek durumunda değilsiniz. Bulmak zorunda değilsiniz. Aynı dosyayı değiştirip bir daha hex dosyasını oluşturuyorsunuz. Her seferinde load firmware'i basmak zorunda değilsiniz. Reload firmware. O değişmiş halini buraya yükleyecektir. Ve bir daha kaydediyorum. Ve run ediyorum. Bakın LED'in parlaklığına bakalım. Hatta bunu daha iyi gözlemleyebilmeniz için gerçek devrede bunu yapmayın demiştim ama burada direncin değerini arkadaşlar 220'den 100'e düşüreyim. 100 gerçek devrede LED'i tahrip eder ama burada simülatör olduğu için zarar vermeyecektir. Evet, gördüğünüz üzere LED'in parlaklığı giderek artıp azalıyor. Değil mi? Herkes gözlemliyor bunu. Böyle bir örnek. Yani bu örnek neyi gösteriyor? Analog çıkışı şuradan PWM'lerden, PWM ile işaretlenmiş, PWM sözcüğü ile işaretlenmiş olan uçlardan alabiliyoruz. Ne kullanarak? Hangi komut kullanarak? Digital, analog write komutunu kullanarak. Evet, son örnek. Evet, son örnek biraz çetrefilli bir örnek gibi görünüyor arkadaşlar. Son örnekte şöyle yapacağız. Ben basit bir ne diyelim buna, voltmetre yaptım burada. Çok basit. Çok basit bir yapı mantığa dayanan voltmetre yaptım. Bu örnekle şu devreyi biraz büyüteyim arkadaşlar. Denemek istiyorum. Dedim ki biraz eğlenceli bir şey yapayım. Devreyi tasarlarken. Şöyle biraz büyüteyim şunu. Sağ tarafa gideceğim. Chat durumunda şey yapamıyorum arkadaşlar. Şurada bakın analog girişi yapacağım. Analog girişi genelde biz bu örneklerde şeyden yaparız. Potansiyometreden. Liselerdeki reostayı biliyorsunuzdur belki, değil mi? Fizik laboratuvarlarında görmüş olmanız lazım diye düşünüyorum. Reostaya benzer aslında bu. Potansiyometre. Aslında evlerinizde de kullanıyorsunuz bu potansiyometre. Bir şeyin, örneğin fırında sıcaklığı ayarlayacaksınız. Aslında o bir potansiyometre. Herhangi bir şeyin derecesini ayarlayacaksınız. Potansiyometre. Şu gördüğünüz dairesel bir şey. Aslında bu arkadaşlar ayarlı dirençtir. O bir orta ucu vardır. Orta uç iki ucu arasında bir sabit potansiyeli var. Sabit bir voltaj düşümü var. Orta ucunun tek görevi burada bu tüm direnci ikiye bölmektir. Altında aslında bir gerilim bölücü devredir bu. Bu bölünme oranına göre tüm direncin bölünme oranına göre orta ucu üzerindeki düşen gerilim değişir. Tek yaptığımız bu. Basit bir yapıya sahip. Burada bir potansiyometre bağlayacağım. Bu potansiyometreden aldığım analog değeri, tabii alacağım analog değer hangi değerler arasında? Burada 5 volt ile 0 volt arasında değişecek. Bu gerilim bölme özelliğine göre. Bakın şurada 5 volt almışım. Biraz daha büyüteyim ve yaklaştırayım orayı. Belki görünmüyor olabilir sizin ekranınızda tam olarak. Şöyle yapalım. Evet, şurada. Potansiyometrenin bir ucundan bir kalıp potansiyometre koymuşum. Bir ucundan 5 volt var. Diğer ucunda zaten ground yani 0 volt seviyesi var. Şu orta uç bu direncin ikiye bölüyor bir şekilde. Bölme oranını biz parmağımızı değiştiriyoruz aslında bir nevi. Onu çevirerek. O gerilim bölme oranı, işte direncin bölme oranı değiştiğine göre hangi oranda değiştiyse bölme oranı, gerilim de o oranda bölünecek. Dolayısıyla olası
alacağım değer, içeriye alacağım gerilim değeri 0 voltla 5 volt arasında herhangi bir değer olabilir. Herhangi bir değer. O yüzden analog diyoruz. 0 voltla 5 volt arasında kaç tane değer var dersem ben size olası değer? Sonsuz tane. 0 ile 5 arasında sonsuz ihtimal var. Alabilecek. Dolayısıyla bu bir analog değer. Bu değeri ben içeri okuyacağım. İçerinde bir analogdan sayısala dönüştürücü bir birim var. O 10 bitlik bir sayıya dönüştürecek bunu. Yani 0 voltla 5 volt arasındaki o değeri 10 bitlik yani 1024 seviyeye bölerek hangi koda karşılık, hangi 10 bitlik koda karşılık geliyorsa bana dönüştürecek. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ben bunu arkadaşlar bir şekilde içeride kullanacağım ve buradaki girmiş olduğum gerilim seviyesi neyse o gerilim seviyesini burada okuyacağım. Mesela bakın bu örnekte o an için 4 volta yakın, tabii en yakın tam sayıyı yuvarlayarak okuyacağım. Basit olsun diye bunu yaptım. Diyelim ki ben buradan 4.15 volt girmişsem parmağımla o an için 4'e yuvarlayacak. 3.85 girmişsem 4'e yuvarlayacak. 3.60 girmişsem 4'e yuvarlayacak. Yani 3.40 girdim 3'e yuvarlayacak. En yakın tam sayıyı bir. Çünkü elimde bir tane 7 segment display var göstermek için. Dolayısıyla tek rakamla göstermem gerektiği için yuvarlama yapıyorum burada. Hemen devreyi kuralım. Bu biraz çünkü zahmetli bir iş. Bir sürü bakın görüyorsun bağlantı var üzerinde. Hemen hızlıca bunu yapalım. Ama eğlenceli bir iş. Yani birazcık daha tek basit bir yapıyla neler yapabiliriz onu gösteriyor. Arkadaşlar hemen bir 7 segment display. Şurada bakın görüyorsunuz output'ların içinde 7 segment var. Onu alıp buraya taşıyorum. Böyle bir şey. Örnekte gördüğünüz üzere sıfır nolu pini en alta bağlıyorum. Böyle 6 nolu pini de en üste bağlayacak şekilde bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Şurada bakın daha zoom edersem belki görürsünüz. En üstteki pin A demek. Bu ne anlama gelir? Şimdi birazcık 7 segment display'de hemen küçük bir bilgi vereyim. A demek arkadaşlar şu örnekte de şurada belirtmiştim. A segmenti en üstte. Segment dediğim şey aslında çubuk şeklindeki ledler. Üstünde çubuk şeklinde ledler var. Bu ledlere biz segment diyoruz. Şu A segmenti, A ledi, B ledi, C ledi. Böyle tam bir tur atıyorsunuz. A, B, C, D, E, F. G ortadaki oluyor. Bir de DP dediğimiz şurada dot point dediğimiz yani bu şey şu altta bir tane nokta var. Hani 3.5 4.5 o noktalı sayıları oluştururken, ondalıklı sayıları oluştururken nokta koymak gerekiyor ya. O noktaya da ihtiyaç duyduğumuzda onu yakmak için kullanıyoruz bunu. Şimdi ben ilgili ucu eğer şurada A ucuna, şuradaki A ucuna bir verirsem A segmenti ışık verecek. A LED'i ışık verecek. B ucuna bir verirsem yani high verirsem yazılımla şuradaki B segmenti ışık veriyor olacak. Mesela bildiğimiz bir sayısını yakmak için B ve C'nin bir sayısını görebilmek için bu seviye segment display üzerinde B ve C segmentleri bir, diğerlerinin sıfır olması gerekiyor değil mi? Yani bunlara dikkat ederek burada ne yapacağım? İlgili sayıyı burada yakmaya çalışacağım. Şimdi hemen hızlıca geçelim, uygulama yapalım. Bağlantıyı gerçekleştireyim. Bu arada bir şey atladım galiba. Pardon, virajlar vardı orada, evet. Dirençleri atladım arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı çekeyim. 8 tane direnç oluşturacağım. Değeri 220 olan. Evet. Bu arada her seferinde bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bir tane direnç oluşturun diyelim 220'lik. Onu copy paste yaparak yan yana dizerek arkadaşlar şeyi yapabilirsiniz. Hatta bir tanesinin de buradan değerinden emin olduğum için değerini gösterme opsiyonunu kaldırayım. Ben biliyorum çünkü 220 olduğunu. Şuradan copy paste yaparak türeteyim bunu.
Kaç tane direncimiz var burada? 7 tane. Çünkü seven segmentten bahsettiğimize göre. Değil mi? 6 oldu. Ne yapacağım? 7.yi de koyacağım şimdi buraya. Evet. Sonra arkadaşlar bunu birazcık daha aşağı çeksem iyi olacak bunları. Çünkü 7'den başlayacağım bağlamaya. Gördüğünüz gibi biraz yerleştirilmesi de şey ama evet. Böyle bir direnç grubu yaptım. Hatta birazcık daha aşağı çekeyim hepsine beraber. Evet. İlkini bağlayayım. Bağladım. Pardon. Evet. Şunu şöyle getireyim, bağlayayım. Bağladım. Şeyi mi atladım acaba? Yani 7'den başlamayacaktık tabii. Çok pardon arkadaşlar. 6'dan başlayacaktım. Evet. Bağlantı yaptık. Tabii seven segment display. Şurası ise seven segment display'in şurası ise şurada gördüğünüz gibi DP'yi ne yapıyorum? Şu DP kısmını pardon şurayı yaklaştırırsak ground point şurası. Şurası arkadaşlar. Eksi olarak gösteren yer. Şurası DP'yi yapmak için. Şu noktayı yapmak için. Şu ise toprağa bağlantı noktası. Bunu hemen şuradan bir tane toprak çekerek bağlayabilirim şuraya. Şöyle yaptım. Evet. Şimdi bu bir tarafı. Diğer tarafa geçersek. Diğer tarafta zoom out yapayım. Evet. Şuraya arkadaşlar ne yapacağım? Devreye göre bir tane potansiyometre bağlayacağım. Hemen bir potansiyometre alayım şuradan. Bakın zaten 3 uçlu olacak o. Bak şu rezistör, bu potansiyometre. Ayarlı direnç yani diğer bir ismi. Şimdi rotate edeyim bunu. Şöyle. Orta ucu nereden almışım? Devreye bakarsak A0'dan. İlk analog girişten almışım. Buraya bağladım. Şu ucu arkadaşlar artı 5 volta bağlıyorum. Diğer ucu ise toprak olacak. Toprak için yine çok uğraşmadan şuradan hemen bir toprak çekeyim. Evet. Bunu kaydediyorum şimdi arkadaşlar. Evet. Devremiz tamamdır. Şimdi ben kodu hemen yazacağım. Burada uygun şekilde çalıştıracak kodu. Byte 7 segment codes. Hemen yazalım bunu. Bu arada acaba define'ı tanım. Evet, define var. Pod bin'i varmış. Şimdi şu define pod bin'i diyelim. A0. A0 arkadaşlar bu zaten tanımlı. A0 şu ucu gösteriyor. Şuradaki analog giriş ucunun yani potansiyometrin orta ucunun bağlı olduğu pin. A0 ucu. Onun özel bir ismi var burada A0. Sıfır demeyeceğiz. A0 diyeceğiz. Üstüne byte tipinde. Byte dediğimiz sayı kavramını tam olarak biliyor muyuz bilmiyorum. 8 bitlik işaretsiz sayı demek byte. Yani işaretsiz ne demek? Negatif değeri alma ihtimali olmayan. Negatif değer alması yani negatif değer olmayan. Yani sıfır veya pozitif değer olabilir. Yani ikilik tabanda 8 bitlik bir sayıyı
Doğrudan çevirirseniz 0 ile 255 arası değer elde edersiniz. Yani tamamı 1 olunca 255, tamamı 0 olunca 0. Taban aritmetiğini biliyoruz herhalde. Dolayısıyla bu türden bir tam sayıyı gösteren bir veri tipi demek. Byte. 7 segment codes diyorum. Hemen şurayı onu yazayım. Şimdi bu ne demek? Şimdi bunu da açıklamam gerekecek. Orada 7 idi galiba. Şimdi hemen onu yazalım. 6 pardon. Ha, 6 olmasının sebebi şu. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 seviye var. 6 seviye var burada. Şeyden görmeniz gerek istediğiniz. Şu 7 segment display'de göreceğiniz 6 tane rakam olacak. Onların kodlarını buraya yazacağım şimdi. 126 yazmışım. Şimdi bu 126'nın ne olduğunu açıklayacağım arkadaşlar size. Neden 126? Şimdi size çok anlamlı gelmeyecek ama ben biraz sonra açıklayacağım bunu, ne demek olduğunu. 48. Gerçi kodun üzerinde yazmışım açıklamasını. 109, 121. 51, 91. Bunlar ne demek? Bu tabii tasarıma göre değişebilecek değerler bunlar. Ama benim örneğimde neden bu değerleri kullandık? Hemen söyleyeceğim şimdi. Bir daha kontrol edeyim. 126, 48, 109, 121, 51, 91. Evet. Şöyle düşünün. Hemen şurada yazarak söyleyeyim size. Şu, bakın burada açıklama yapmışım. Farz edin ki elinizde 7 bitlik sayı var. Yani 7 bitlik sayı var ve ben bunu bitlerin değerlerini şuradaki pinlere gönderdiğim sinyallerle elde edeceğim. Yani A'ya eğer 1 vermişse, yani A en solda, G'de şuradaki pinlere göndereceğim sinyalleri yan yana dizerek A en solda olacak şekilde, G'de en sağda olacak şekilde A, B, C, D, E, F, G'yi oluşturarak, yani bu şekilde ne oluyor? 7 tane pin olduğuna göre pinlerin de kodların yan yana bu şekilde dizdiğime göre bu pinlerin alacağı, pinlere göndereceğim sinyalleri arkadaşlar yan yana dizerek kodlayacağım. Şimdi mesela 0 elde etmek istiyorum. 0 elde etmek istersem ne olacak? Burada 0 görmek için ne yapmam lazım? G hariç diğer tüm pinler 1 olması gerekir. Daha sonra segmentler daha doğrusu, pin demeyelim de segmentler. Diğer A, B, C, D, E, F segmentleri 1 olacak. Yani ışık veriyor olacak bu segmentler. G sönük olacak ki 0'ı görebileyim. Değil mi? O zaman ben ikilik tabanda bunları kodlarsam, yani G 0, diğerleri de 1 olsun. Bunu ikilik tabanda çevirirseniz 1, 1, yani 6 tane 1, sonuncusu 0 olan ikilik tabandaki bu sayıyı çevirirseniz 126 elde edersiniz. Bunun kodu arkadaşlar. Mesela en basit ne var? Çok fazla segment bulunmayan. Mesela BC1 olsun. BC1. Değil mi? 1. 1 için. Yani 7 segment display'de 1 değerini görebilmeniz için bu ekranda, segmentte, display'de B ve C 1 olacak. Diğer segmentler 0 olacak. Yani sönük olacak. Yani o zaman B ve C şunun 1 olduğunu düşünün. Biraz büyüteyim bunu. Ne demek istediğim anlamak için. Şu ikisinin 1 olduğunu, şu yazım şeklinde, şu ikisinin 1 olduğunu, A'nın ve diğer şu bitlerin, o segmentlere karşılık gelen şu bitlerin 0 olduğunu düşünürsün ve bunu onluk tabanı çevirirsen 48 olur. Bunların kodunu yazıyorum. Peki bu kodlar daha sonra nasıl olacak da segmentlere göndereceğim? Biraz sonra kodun içinde göreceğiz bunu. O kodları kullanacağım şimdi ben. Burada da bakın açıklamışım zaten. Kodda. Bu kodları size göndereceğim arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi bu kısımları hallettim. Şu for döngüsünü yazalım. Orası neresi? Setup'ın içine bakın. For by pin. Pinlerden başlıyor. Sıfır nolu pin, yani 7 segmentin bağlı olduğu sıfır nolu pin. Onları çıkış yönünde yönlendirme. Çünkü oralarda aslında birer segment dediğim şeyler aslında birer led. Değil mi?
Dolayısıyla sıfırdan 6'ya kadar, bakın 7 dahil değil, 6'ya kadar olan o ledler için, ledlerin bağlı olduğu, segmentlerin bağlı olduğu pinleri ne yapacağım? Çıkış yönüne yönlendirmek istiyorum. Bunu tek seferde yapmak istiyorum. Pin mod yapar. Okuyabilir miyim size? Ya tabii, da hemen, siz hemen. Chatten görebiliyor musunuz? Hemen açıyorum. Tamam. Ata, evet, çok güzel. Ata demiş ki tamamı bir, en sağdaki bit sıfır olacak. İlemi yüz, evet, bir sıfır. Altı tane bir var, sonra sıfır. Bu hangisi ata? Çok güzel, bravo. Bak, ata anlamış. Bravo. Ata böyle olursa ne oluyor? Yani sıfır. Değil mi? Basmak için değil de görüntülemek için, değil mi? Seven segment display'i sıfır görmek için, değil mi? G'nin bulunduğu hane. Ben böyle seçiyorum, kodluyorum. Bir başkası gelip bunların sırasını farklı seçebilir. Bu şekilde sayılar, kodlar üreteyim diyorum. Sonra onları bu düşündüğüm sırada geri okuyacağım zaten. Ya A segmentini vermem gereken değeri bu tasarladığım şekilde geri okuyacağım. Bir başkası gelip G'yi başa alabilir. A'yı sona alabilir. Ama o düşündüğü şekilde geri okuması gerekir. Değil mi? Dolayısıyla ata anlamış. Evet, çok güzel. Mutlu oldum buna. Bu şekilde olursak ikilik tabanda bu ne oluyor? 126'ya dönüşür. Böyle uzunca bit yazmak yerine sayısal değerini yazdım ben buraya. 126 dedim. Geri okurken o bitleri, 126'nın o bitlerini geri okuyacağım. Ata, tamam mı? Anladık burayı. Zaten baş kısmı anlamışsın ata. Evet. Şimdi arkadaşlar şu pinlerin, yani şunların bağlı olduğu şu pinleri, şu sıfırdan 6'ya kadar olan, aslında birer led bunlar. Bunları çıkış yönünde yönlendirmek istiyorum. Onu da tek bir for döngüsüyle ayrı ayrı 6 satır yazmak yerine tek bir for döngüsü içinde bunu halledeceğim. Pin mod diyorum. Pin diyorum. Pinin o anki değeri 0'sa 0, 1'se 1. Hangi pinden bahsediyorsak onun değerini alacak. Bunlar tamamen çıkış yönünde yönlendirilmiş olacak. Evet. Burada kusuruma bakmayın. Biraz biz şeye alışık olduğumuz için bu İngilizce derslerden bazı şeyleri İngilizce yazmışım isimlerini. Bytes val demişim. Değer diyelim biz. Value'nin şeyini yapmışım burada. Kısaca kodlamışım. Değer diyelim. Float. Pot değeri. Potansiyometre değeri. Onun ne olduğunu bakayım. Float'tu, pardon. Byte'ı söyledim. Float nedir arkadaşlar? Pot değeri diyelim. Bu tabii tek bir sözcük olacak. Pot değeri. Bunu büyük harf yapayım buradaki gibi. 5 çarpı. Float deyince ne anlıyoruz? Bunları biliyor muyuz? Float. Float tipindeki bir sayı nedir? Hızlı olmaya çalışıyorum. Pot pini. Şunu alıyorum bakın. Pot pininden okuduğum değeri. Evet, bir şey daha var. Yorum daha var orada. Böyle 1023. Ama 1023, bakın dikkat edin. Normal 1023 yazmamışım. 1023.0. Bunlara dikkat edin. Neden öyle yazdım şimdi açıklayacağım. Önce kodu yetiştireyim. Hemen soruyu bakalım. Ondalık sistemde sayı. Float için mi diyorsunuz? Float için diyorsunuz herhalde. Ama byte de ondalık sistemde bir sayı. Çevirmek istersem. Aradaki fark nedir? Byte ile float arasındaki fark nedir? If. Bitmek üzere. Değer integer kısmı olacak.
Şimdi onlara da hemen değineceğim arkadaşlar. Vaktimiz kalacak hesaplarıma göre. Oraya gireceğim. Hocam Ümran Meryem demiş ki float 4 bitte çalışır demiş. Değil. Biraz daha düşünelim. Ben cevaplayacağım şimdi. Sadece düşünmenizi istiyorum. Tamam. Float arkadaşlar ondalıklı sayı demek. Yani 3.5'ü söylemek istiyorum. 3.47 diyeceğim mesela. O türden sayılar demek. Float. Ondalıklı sayı. Byte ise bir tam sayıydı. Yani buçukluk kısım yok. Ondalıklı kısım yok. 45 gibi. Mesela 45 bir tam sayı değil mi? Ama 45.7 demek istersen bu bir float'tur. Gibi. Evet. Şimdi bunları da digital write diyelim. Burada arkadaşlar şu son kısımda bakın burası en önemli yer burası. Şunları açıklamak kolay da. En önemli yer burası. Yukarıdaki şeyi nasıl yaptık da burada kullandık. Şu 7 segment kodları var ya. Bunları yaptık bakın. Bir önce yazayım kodu yetiştirelim. Çalıştığını görelim. Evet. Sanırım bitirdim. Ha, evet. Bir de şey olsun diye dileği yazmışım burada. Dileği 1 yazmışım. Çok önemi yok. Yani daha fazla da verebilirdik. 5 yazayım hatta. Bir çok az kalmış burada. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu kaydediyorum. Evet hemen açıklayacağım şimdi. Şunu da biraz aşağı çekeyim. Şimdi arkadaşlar burada aslında bir dizi oluşturuyorum. 6 elemanlı bir dizi. Niçin 6 elemanlı? Çünkü 6'dan rakamı display'de göstereyim. 7 segment display'de göreceğim. 6'dan rakamın kodlarını buraya koyacağım. 0, 1, şu 0 yerine. Bu 1 yerine. 2, 3, 4, 5. Nasıl oluşturduğumu az önce anlattım. Segmentlerin vereceğim 0, 1 sinyallerini yan yana yazdığım zaman ikilik tabanda bir sayıya karşılık gelecek. Ama bunu daha sonra bakın şurada okuyacağım bu değeri. Elimdeki değer, okuduğum değer ne değeri? Yani şuradan girdiğim potansiyel medyanın orta ucundan girdiğim değer hangi değere yakınsa o değeri diyelim ki 4. Elimde 4 var. 4'ü ben şu 7 segment display'de göstermek istiyorum. 4 için gidip bu dizinin 4. elemanı, 4. sıfır, indeksleme burada 0'dır. 4. elemanı alıp, 4. derken aslında sayarak 5. 0, 1, 0'dan saymaya başlarsanız öyle 4. 0, 1, 2, 3, 4. Yani şu 51'i okuyacak. Bu 51'i alıp burada ne yapıyorum? Burada 7 segment 4 dediğim zaman şunun tamamı 51'e dönüşecek. Bu 51'in pinlerini tek tek for döngüsüyle değerlerini, bitlerini tek tek şu pinlere aktaracağım. Biraz ileri seviyeli bir şey belki ama 51'in pinleri şu yazım şekline göre neyse şurada. Bakın şuradaki pinlerin alacağı değerleri yan yana yazmışım. Bu yazım şekline göre sırasıyla ne yapmış oluyorum? Şuralardan aktarıyorum bu kodu. Şu şeylere. Ve dolayısıyla şurada 4'ü göreceğim. Burada bir soru daha var sanırım. Evet. Şimdi bir çalıştıralım bakalım ne oluyor. Evet. Kodu. Peki değeri nasıl okuyorum şimdi bakın. Buradan bir simülasyonu hemen size söyleyeyim. Diyelim ki ben buradan 3.5 değerini okudum. 3.5 değeri bir şekilde içeride 10 bitlik az önce söyledim. İçinde bir ADC birimi var. ADC birimi 3.5 voltlu 10 bitlik bir sayıya dönüştürüyor. Bunu nasıl yapıyor? 0 voltla 5 volt arasını
10 biti olası kaç farklı şekilde gösterebilirsiniz? Tamamen 0 olabilir. En sağdaki 1 olabilir. Yani 1024 farklı seviyede şekilde gösterebilirsiniz. Tamamen 1 olabilir. 1024 tane kombinasyon var. Bitlerin yerlerini değiştirerek. Bundan dolayı 1024 seviyeye böleriz. 0 ile 5 volt arasına. Her birine bir kod atarız. 10 bitlik bir kod. Bu kodla okuyarak hangi seviyede olduğumuzu anlarız. Yani 3,5 volta yakın kod neyse odur mesela. Onu ben arkadaşlar burada bakın kodun içinde geriye tekrar voltaj seviyesini dönüştürmeye çalışıyorum. Bakın şurada diyorum ki okuduğum değer neyse bu bana 10 bitlik bir sayı verecek. 10 bitlik sayının en büyük değerine 1023 tamamı 1 olduğudur. 1023'e böl tekrar 5 ile çarp. O zaman ben işte o şeyden potansiyometrin orta ucundan ne okuduysam o değeri burada göreceğim. 3,5 ise 3,5'e yakın bir değer bu göreceğim. Diyorum ki peki bunun tam kısmı yani nereye yuvarlayacağım? Diyelim ki 3.40 var. 3.40'ı 3'e yuvarlamam gerekiyor. Bunu nasıl anlayacağım? Yani 3.60'ı 4'e yuvarlayacağım ama 3.40'ı 3'e yuvarlayacağım. Nasıl yuvarlayacağım? Ondalıklı kısmı 0.5'ten büyük mü değil mi? Ona bakacağım. Ondalıklı kısmı nasıl elde ederim? 3.40'dan 3'ü çıkarırsam tam kısmını. Bakın burada şöyle. Burası diyelim ki 3.40. 3.40'dan tam kısmı ne bunun? 3. 3.40'dan 3'ü çıkarttım. 0.40 oldu. 0.4 oldu. 0.4 0.5'ten küçükse dikkate alacağım değer bunun tam kısmı olsun. 3 olsun. Yok eğer büyükse eğer istediğimiz o bir fazlası yani 4 olsun. Yani 3.40 için demek ki bu durumda ne olur? Dikkate alacağım değer 3. 3.60 için bakalım. 3.60 diyelim ki burası 3.60 okuduğum değer. Tam kısmı ne? 3. 3.60'dan 3'ü çıkarttım. 0.6 var. 0.6 0.5'ten küçük mü? Hayır. Else kısmına gelecek. Else kısmında ne yapıyoruz? Tam kısmının bir fazlasını dikkate al. Yani değer dediğimiz şey bu okuduğum değerin tam kısmının bir fazlası. 3.60'ın tam kısmı 3, bir fazlası 4. Demek 3.60'ı 4'ü yuvarlamak istiyorum. Buradan böyle bir anlam geliyor. Bu değere gideceğim nereden okuyacağım? 4 ise bu. 4 buradan 0, 1, 2, 3, 4. Şu 51 değerini al. Yani nasıl al? Şurada. Çünkü değerimiz burada 4'tü. Şuraya 4 koyduğum zaman şuraya. Bu dizinin 4. ele. 0'dan başlayarak 4. elemanını oku dizide. Bunun da şurayı anlatmam belki çok zor. Çünkü sola shift, sağa shift işlemlerini biliyor olmaz. Ama dilin kendi şeyinden referans sayfasından bunu şey yapın. Sola shift, sağa shift ne demek? Burayı anlatmam biraz zor ama burada özetle yapılan şey şu. Her seferinde bu pinin aldığı değere göre bu sayının bitlerini tek tek ne yapıyorum? Karşılık gelen pine aktarıyorum. Öyle yapayım. Öyle açıklayayım bunu. Ve bu geçişler arasında 5 milisaniyelik bir beklemeyle görüyorum. Şey yapıyorum. Şunu aktardıktan sonra gözümle gözlemleyebilmek için 5'er milisaniyelik değişimler arasında 5'er milisaniyelik bir gecikme yapıyorum. Bunu isterseniz hemen bir çalıştıralım. Çalıştırırsak daha iyi olacak. Evet. Bunu şimdi mesela check etmek istiyorum. Acaba gerçekten bu doğru yapıyor mu onu yapmıyor mu? Nasıl check edebilirim? Sizin için mesela şöyle bir şey yapayım. Bir tane voltmetreyi buraya bağlayayım. Gerçekten bunu yapıyor mu yapmıyor mu? Voltmetrenin şu pozitif ucunu şu orta ucu bağlayayım. Diğer ucunu da toprağa bağlayayım. Şuradaki gibi. Voltmetrenin gösterdiği değerle şuradan gördüğüm değerli bakalım. Tabii bu küsuratla gösterecek ama biz tam sayıyı çevirdiğimiz için bunu arkadaşlar aynı şekilde görmüyor. Bunun tam kısmını görüyor olacağız. Segment ismi. Bakın 2.5 göstereyim voltmetre burada. Ben 2 görüyorum. Değil mi? Şimdi buradan bakın potansiyometreyi çeviriyorum. 3.250 oldu. Orada ne görüyorum? Segment ismi 3. Arttırıyorum. 4 oldu bakın. Ama ben bunu nasıl yapıyorum? Voltmetre gibi değil. Burada yazılımla hallediyorum. Bunu yazılımla göstertiyorum değil mi? Bir nevi basit bir voltmetre yapıyorum. Hala bir ama şu 500 milivoltun altına düştüğüm zaman yani yarım voltun altına düştüğüm zaman sıfır yapacak. Değil mi? Tam oralarda bir yerde tam şey var. Sıfır. Gördüğümüz gibi.
Evet, bu kısmı anlamadım diyen arkadaşımız var mı? Belki bir, en zorlayıcı kısım burası olabilir ama hani bir çarpıcı örnek olsun diye, hem basit olsun hem çarpıcı olsun diye böyle bir örnek tasarladım arkadaşlar. Sorusu olan var mı bununla ilgili? Bence en eğlenceli örnek bu. Evet. Chat'te yazan var mı diye bakıyorum. Evet. Sorusu olan? Yok. Bununla ilgili akşam tamamlamanız gereken bir ödev olacak ama sanırım onda da şey var. Sevin Sekmen örneği olacak arkadaşlar. O yüzden burayı anlamanız, en azından Sevin Sekmen Display'in çalışma prensibini anlamanız, ki o basit zaten. 7 tane segment var. Segment olarak adlandırılan ledler var. Onları görmek istediğimiz rakama göre bazılarını aktif ediyoruz. Bazılarını low'a çekiyoruz. Yani toprağa çekiyoruz. Yani sinyal, sıfır sinyali veriyoruz. Bir sinyali veriyoruz. Ona göre görmek istediğimiz rakama göre yakıyoruz, söndürüyoruz segmentleri. Son 5 dakikamız var ama bu 5 dakika içinde soru almak istiyorum mümkünse. Yani bunlar anlamadığınız yerler varsa tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, var mı arkadaşlar Habip hocamıza sorunuz? Chatten yazabilirsiniz, el kaldırabilirsiniz, mikrofonunuzu açabilirim. Önceki örneklerden de olabilir arkadaşlar. Bu son örnek olmak zorunda Evet. değil. Bu arada ben chat window'dan bu şeyi dokümanımı da paylaşabilirim sizinle arkadaşlar. Elimdeki dokümanı sizinle paylaşayım. Şuradan. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hiç ilgili olmamama rağmen dün de dinledim, bugün de sizi dinledim. Gerçekten bizim için bile anlaşılırdı. Öğrenci arkadaşlarımın çok daha faydalandığını düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım sizler için de verimli geçmiştir. Bizim çalışmalarımız hep devam edecek. Katılım belgelerinizi de Aralık ayı sonuna kadar sizlerle paylaşmış olacağız online ortamda. Takip edin sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden üniversitemizi. Her bir bölümümüz özelinde uygulamalı çalışmalarımız olacak. Hepinizi bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Habip hocam, size de çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür tekrar. Görüşmek üzere ve iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.